Değerli izleyicilerimiz, Yücel Haber TV'den herkese merhabalar. Bugünkü gündeme dair programımızda Gümüşhane Kerkit Çimenli Köyü Derneği Başkanı Muzaffer Soylu Başkanımla birlikteyiz. Başkanım, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, var olun. Bizler sizi tanıyoruz. Evet. Seyircilerimize, izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. İsmim Muzaffer Soylu. Gümüşhane Kerkit Çimenli Köyü Derneği Başkanıyım. İstanbul Gaziosmanpaşa'da Mevlana Mahallesi'nde merkezimiz, derneğimizin merkezi. Uzun zamandır başkanlığını yaptığım derneğimizde devam ediyoruz. Şu anda başkanlığımız devam ediyor. Evet. Başkanım, bu başkanlık devresinde, sürecinde devam ederken yeni mahalle muhtar adayı olmak nereden icap etti? Evet, güzel bir soru. Buyurun. Nereden duydunuz benden muhtar olacağımı? Duyumlar geldi. Evet. Biz de istişare ettik ve de programı alalım dedik sizlere. Teşekkür ederim. Şimdi tabii 30 yıldır aşkın Erzurumbaşı'da, yeni mahallede ikamet ediyorum. Burada şöyle bir hissiyat doğdu bizde. 30 yıl dedim ya, bayağı bir zaman, uzun bir zaman. Uzun sürede STK'larda, işte siyasi partilerde, mahallemizde böyle bir çalışmaları yapmıştım. Evet. Gördüğüm kadarıyla mahallede bizim de bir çorba kuduzumuz bulunsun diye böyle bir karar aldık. Almamın nedenleri vardı tabii ki. Onların ilerleyen zamanlarda söyleyeceğiz. Bu şekilde bir karara vardık. Mahallemizde bazı eksikleri görmüş. Yapılmayan, efendime söyleyeyim, bir iki noksanları gördük. Bir de insanlarımızın teheccühü, insanlar bize orada sevgi gösterdiler. Yapmamız gereken işleri yaptılar. Biz de böyle bir karar aldık yani. Evet. Buradan da açıklıyorum. İstanbul Gaziosmanpaşa Küçükköy diye geçer. Yeni mahallede muhtar adaylığımı açıklıyorum. Allah'ın hayırlısı. Hayırlısı diyelim. Başarılarımızın devamını dilerim. Sağ olun. Başkanım, yeni mahalle muhtar adaylığınızı açıkladınız. Evet. Bizlerin ve diğer tabii etrafımızdaki sizi tanıyan, tanımayanlara da biz buradan sesleniyoruz zaten. Evet. Yeni mahalle muhtar adayımız Muzaffer Soylu diye o şekilde açıkladınız. Peki yeni mahalle olmasaydı niye onu tercih ettiniz? Başka bir mahalleyi niye tercih etmediniz? Evet, güzel bir soru. Şimdi yeni mahallede biraz önce de vurgu yaptım ya, 30 yıl ikamet ettim. 30 yıl bayağı bir zaman, uzun bir zaman. İnsanlar orada siyasi partilerde de ben görev aldım, STK'larda görev aldım. Yani uzun zamandır zaten başkanlığını yaptığım derneğim de var, Mevlana Mahallesi'nde. Orada böyle bir ihtiyacı olduğunu kanaatimce hissettim. Böyle bir yola girdik. Oradaki komşularımız, herkese buradan sevgilerimi sunuyorum. Çok güzel bir komşuluk var. Çok güzel bir insanlar var. Biz de böyle bir kararı almaya mecbur aldık. Onun için böyle bir yola girdik. Gaziosmanpaşa yeni mahalle muhtar adayı olarak, evet, projeleriniz var mı? Tabii. Bunlardan da biraz bahsedelim. Tabii ki. Şimdi yeni mahalle Galeri Caddesi'nden tut, Köşk Caddesi'ne kadar uzanan bir mahallemiz, büyük bir mahallemiz. İstanbul'da yani son başta yani diyebilirim ki en büyük mahalle diye geçer. Burada ziraatlarımız derken, yani projelerimiz derken, projelerimizin başta bir defa 5 yol diye bir yerimiz var, mahallemizin tam orta kısmında kalıyor. Evet. Orada bir
zamanında yapılmış bir sağlık ocağımız var. Bu da ta önceki yıllarda... Hayran devam ediyor. Tabii devam ediyor. Şu anda hizmet görüyor. Ama yetersiz, çok yetersiz. Niye yetersiz derken, orada hazinenin güzel bir arsası da var. Orada 112'yi koymuşlar şu anda. Devam ediyor 112. Ama çok yetersiz kalıyor. O zaman tabii nüfus azdı yeni mahallede. Şimdi nüfus alabalıklaştı. Göç aldı orası. Alınca da yetersiz kaldı. Yetersiz kaldı. İnşallah biz bu projelerimizde ilk başta yapacağımız işlerden birisi oradaki arsanın üzerine güzelce projelendirip oraya güzel bir sağlık ocağımızı, yanına 112'mizi, onun diğer yanına muhtarlığımızı ve bir aşevi, bir de taziye evi kazandırmaya çalışacağız. İnşallah böyle bir projemiz var. Oradaki değerli komşularımızla, değerli mahalle sakinlerimizle beraber onlara hizmet vermeye geleceğiz. İnşallah eğer kazanırsak tabii ki önce Cenab-ı Allah nasip edecek, biz de bunları yapacağız. Projemiz bundan ibaret. Değişim zamanı diyerek aynen başlangıç yaptınız. Yani inşallah dedim ya, yeni mahalleye gelişim, değişim güzel bir projelerimizle gelecek sağlayacağız. Buradaki oturan bütün komşularımıza ve insanlarımıza güzel bir gelecek. Evet.